geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni videomda sizlerle İsrail milli takımının neden ceza almadığı üzerine biraz konuşalım, sohbet edelim istiyorum. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olabilir, videoma like veya dislike atabilir, yorum atabilir, düşüncelerinizi yorum atarak dile getirebilir. Eleştirilerinizi de burada dozunu aşmamak kaydıyla yapabilirsiniz. Bildirim zilini açarak da bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Diyelim lafı daha da uzatmadan hemen videomuza geçelim. Öncelikle Türk milli takımını tebrik ediyorum. Türk milli takımını kutluyorum. Gruptan çıktık ve gruptan lider olarak çıktık arkadaşlar. Galler karşısında dün akşam deplasmanda oynadığımız maç 1-1 bitti. 1-1 beraberliğin sonunda biz gruptan lider çıktık. Yenilmiyorsak yenilmeyelim taktiğiyle çıkmamız gerekiyordu. Evet arkadaşlar, yenilmiyorsak yenilmeyelim dedik ve yenilmedik ve maç beraber bitti. Ve biz aldığımız bir puanla arkadaşlar gruptan lider çıkmaya garantiledik. Bizimle birlikte ikinci olan Hırvatistan'da gruptan çıkmış oldu. Hocamız da 4-4 ile gidiyor. 3 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgi almadan yolda devam ediyor. Hocamıza ve takımımıza başarılar dileyelim. Almanya'daki kura çekimine gidiyoruz. 2024'te biz de varız diyoruz. Arkadaşlar, Letonya, Hırvatistan, Galler karşısında aldığımız önemli skorlar sayesinde gruptan lider çıkmayı garantilemiş olduk. İkinci olarak da Hırvatistan gruptan çıkıyor. Şimdi İsrail'e gelecek olursak, evet İsrail kulüp takımlarına bazı cezalar verildi ama yani boş cezalar olduğunu düşünüyorum. Yani kendilerine bir güvenli bir yer bulup orada maç oynaması gerektiği söyleniliyor ve şu söylenildi arkadaşlar, bu takımların maçlarının gününün değiştiği söylenildi. Yani belli bir oynanacağı tarihte değil de ileriki bir tarihe atıldı. Yani İsrail kulüp takımının caydırıcı bir ceza değil, mantıklı bir ceza değil. Bana göre saçma sapan cezalar verildi. Yani göstermelik boş beleş cezalar verildi. Yani ceza verdiğiniz ceza keşke vermeseydiniz. Hani ne amaçla bu cezayı verdiler? Neden bu cezalar veriliyor? Ben bunu da anlamış değilim. Yani İsrail biliyorsunuz Filistin'e büyük katliam yaparken siz sağır dilsiz, hani görmedim duymadım bilmiyorum üzerine yatıyorsunuz. Kör sağır dilsiz oldunuz arkadaşlar. Ya ayıp denen bir şey var. Yani siz insanlıktan nasibini almamış kişilersiniz. Dün Andorra ile maçını yaptı. Andorra takımı. Sen niye İsrail karşısında ben bu katliam yapan zulüm takımla maç yapmam diyemedin? Zaten yenemeyeceğim belli. Zaten gruptan çıkamayacağım belli. Zaten ezik bir takım olduğum belli. Çıkma maça. Çıkma da adamlığını görelim lan. Maça çıkıyorsun oyunu. Bir de utanmadan oynuyorsunuz ya. Çıkma oğlum. Çıkma arkadaşım maça çıkma. Ben katliam yapan zulüm bir devletle maç oynamak istemiyorum. Ne kim ne diyecek sana? Direkt İsrail'i 3-0 galip sayılır. Sen 3-0 mağlup sayılırsın. Olur biter ya. Sen İsrail'i dün akşam 5-0 yensen ne değişecek? Gruptan mı çıkıyordun? Hayır. Ya da gruptan çıkma ihtimalim vardı. Ben bu maçı alayım. Gruptan çıkayım. Ya da bu maçta berabere kalayım. Gruptan çıkıyorum diye bir şey mi vardı? Berabere de kalsan gruptan çıkamıyordun, yensen de gruptan çıkamıyordun. Yani biz İsrail'le aynı gruba düşmüş olsak, Türkiye İsrail'le aynı gruba düşmüş olsa, Türkiye aynı şeyi yapmasa tepki veremedim, yine verirdim. İsrail gibi bir katliam yapan bir devletle maç yapmak doğru değil. Yapan da doğru yapmıyor, İsrail'le bu maçı yaptırtan da doğru yapmıyor. Yanlışa yanlışla gidilmez. Yani Rusya Ukrayna'ya bir katliam yaptığında, aynısını Rusya yaptığında İsrail'in aldığı cezalardan daha ağır ceza aldı. Hem milli takım olarak hem de kulüp takımları olarak cezalar aldılar. Rusya'ya uyguladığınız yaptırımların İsrail'e uygulayamıyorsunuz. Korkuyorsunuz. Çünkü korkun, öğütlerin önünde gidinizsiniz. Müslüman ülkelerine yapıldığı zaman bana ne diyorsunuz? Ama Müslüman olmayan bir ülkeler yapıldığında hemen yapana cezayı kesiyorsunuz. Şu an İsrail'deki katliama ne kadar üzüldüysek Ukrayna'daki katliama da o kadar üzüldük. Onlara da üzüldük. Oradakiler Müslüman olmayabilirler.
Ama oradakiler de insanlar. Ölenler de birer insan. Yani arkadaşlar, yani siyasal yönüne konuşmuyorum. Siyasal yönde bir şey demiyorum. Siyasetçilere hiçbir şey demiyorum. Benim tepkim muvaffaya. Yani verdiğiniz cezayı ne diye verdin arkadaş? Anlamıyorum ki niye verdiniz o cezayı? Vermeseydiniz yani verdiğiniz cezayı vermemiş gibi oldunuz. Yani yazıyor şu gün de oynanacak maçlar diyor, şu gün ertelendi, bugün de oynanacak maçlar diyor, şu gün ertelendi diyor. Yani orada tarih yazıyor. Sadece o gün oynanmayacak, ileriki bir tarihte oynanacak diyorsun. Ama yine oynanacak. Bugün değilse başka bir gün sonra yine oynanacak o maçlar. Orada ölen insanlara yazık değil mi lan? Filistin'de oynayalım maçlarını. Filistin'e oynatmayacaksın abi. Filistin takımını oynatmayacaksın. Filistin'de futbolcular buzun gibi bırakan nasıl maçlara odaklanıp oynayabilecekler? Nasıl odaklanıp oynayabilecekler? O Filistin'de şey değil bunlar, hani kulüp takımı değil ki futbolcular kaçıp gitse. Filistin bir takımındaki oyuncular Filistinli. Senin kendini onların yerine koyarsan koyamıyorsun. Çünkü sen de bu kadar düşünüyorsan bencil, adi, pisliğin tekisin. Uafa'ya diyorum bunların hepsinde. Adil, aciz, adi, pisliğin teki Uafa. Sen aynı durumda, senin Uafa'nın başkanı kimse, adını dahi bilmiyorum. Ha nereli onu da bilmiyorum. Kimse ve onun ülkesinde böyle büyük bir katliam yapılsa kendisi sessiz kalıp maçlar oynamışsın demeye devam edebilecek miydi? Ya da bunu katliamı yapana sessiz kalıp ceza vermeyecek miydi? Ya da boş cezalar verip geçiştirebilecek miydi acaba? Hayır, geçiştiremeyecekti. Kendi ülkesinde bu katliamlar yapılsaydı, bu katliamı yapana en azından milli takımlar olarak veya kulüp takımlar olarak, yani spor, futbol bazında, en azından futbol bazında, sporun içinde futbol bazında onlara yapması gereken cezanın, verilmesi gereken cezanın en ağırını vermek için elinden geleni yapardı. Ve en ağır cezayı da verdirirdi. Şimdi Filistinliler Müslüman diye bunlar yapılıyor. Zaten Müslümanlara futbol bazında da çok büyük ayrıcalık yapılıyor. Ondan önemsenmiyor ya. Dünya çapında futbolcu Muhammed Salah Müslüman diye konuşulmuyor arkadaşlar bu ülkede. Şu anda Muhammed Salah'ın oynadığı oyunun yarısını Mbappe oynamıyor. Mbappe Muhammed Salah'tan çok daha iyiymiş gibi övüp anlatılıyor. Neden Muhammed Salah anlatılmıyor? Çünkü Müslüman. Müslümanlar şerefsizdir algısıyla futbolda da gidildiği için yapılıyor. Ribery Müslüman olduğunda, takım arkadaşları Ribery'nin Müslüman olduğunu bile bile kafasından aşağı şampanya boşalttılar. Ki onu yapan birçok arkadaşıyla da Ribery takımda küs kaldı. Müslümanlara karşı bu kininiz, bu nefretiniz neden geliyor? Neden geliyor? Yani biz Müslümanlar Müslüman olmayanlara bu kadar kinle bakmıyoruz. Ama siz Müslümanlara Müslüman olmadığınız için kinle, nefretle bakıyorsunuz. Verdiğiniz İsrail takımlarının iki tane İsrail takımı o vakfada oynuyor. Makabaya ve Makabi Tel Aviv. Men et bunları futbolda. Avrupa'da men et. Affedersin, götün mü yemiyor? Men et. Yapılan Ukrayna'ya, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığının kat ve kat fazlasını İsrail yapıyor. Men et bunları. İsrail'e dünya, yani ben İsrail'e attım 2024'te yok de. 2024 kura çekimlerine seni almıyoruz İsrail'de. Yemiyor mu? Ama İsrail kulüp takımı olarak çok ahım şahım bir kulüp takımı değil. Hani bir Brezilya, bir Almanya, bir İtalya, ne bileyim bir Fransa, bir İngiltere değil kardeşim. Ama bunu Türkiye yapsa, Türkiye mesela böyle bir katliam yapsa, yani Türkiye'ye en büyük cezaları verirsiniz. Veya başka bir Müslüman devleti bunu yapsa, hemen en büyük cezayı verirsiniz. Çünkü siz adam değilsiniz. Evet arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? İsrail, hem İsrail'in takımının ceza almaması, önünde akşam Andorra ile karşılaşması ve Andorra'nın gün akşam İsrail maçına çıkması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve İsrail'in kulüp takımları olan Avrupa'da oynayan Maccabi Tel Aviv ve Maccabi Haifa takımlarına verilen cezayı ne kadar etkili bir ceza olarak görüyorsunuz?
Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Benim diyeceklerim bunlar. Aslında daha ağır şeyler söylemek istiyorum ama videoyu da yüklemek istediğim için, videomda da sıkıntı çıkmasını istemediğim için çok da ağır konuşmak istemiyorum. Benim görüş ve düşüncelerim bu konuda bunlar. İsrail'e çok büyük şeyler yapılmıyor, çok büyük cezalar verilmiyor. Verilmiyor değil, verilemiyor, verdirtilmiyor. Herkes korkudan dolayı, korktuğu için hiçbir şey yapamıyor. Saçma sapan, önemsiz, basit cezalar var. Aslında ceza olmayan cezalarla geçiştirilmeye çalışılıyor. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olabilir. Videomu izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoya da like'ınızı atalım. Bu konuyla ilgili de gerçekten düşüncelerimizi de yorumlara yazalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.